Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve gündemi konuklarımızla detaylıca değerlendireceğiz. Milli aradan çıkıyoruz ve artık Süper Lig'de heyecanı yaşamaya başlıyoruz yeniden değerli izleyenler. Süper Lig'de 8. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Gelin hemen şöyle programa birlikte bir göz atalım. Yarın 14.30'da Kasımpaşa Gaziantep FK mücadelesiyle 8. haftanın perdesi açılacak. 17'de MK Ankaragücü Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor, Trabzonspor maçları oynanacak. Saat 20'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Adana Demirspor Galatasaray mücadelesini izleyeceğiz. Pazarın programına hemen bakalım. 14.30'da Korendon Alanyaspor, Biteksen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor, 17'de Arabam.com Konyaspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ve 20'de derbi izleyeceğiz. Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazartesi 20'de de Vavakars Fatih Karagümrük İstanbulspor mücadelesiyle 8. hafta tamamlanacak. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugünün gündeminde hangi başlıklar, haberler dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi Foto Maç gazetesinin ana sayfasıyla başlayacağız değerli izleyenler. Akıl oyunları manşetini görüyoruz. Hafta sonu oynanacak derbi ile alakalı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecan kasırgası yaşatacak. Milli maç arası bitti. Hafta sonu derbi bayramı var. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karakartal, Başakşehir ve İstanbul maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından ezeli rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlarken Kanarya ise zorlu deplasmanlardan birinde mücadele edecek. Fenerbahçe kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Büyük heyecana sahne olacak derbi öncesi iki takım da mutlak 3 puan peşinde denmiş. Sayfanın ikiye ayrıldığını bir yanda Valerian İsmail'in bir yanda Jorge Jesus'un olduğunu görüyoruz. Beşiktaş cephesi ve Fenerbahçe cephesinden tüm ayrıntıları paylaşmış gazete derbi öncesi. Biz de birazdan hepsine bakacağız diyerek devam edelim. Fanatik gazetesinin ana sayfasına da bugün şöyle bir bakalım. Yine derbi ile alakalı başlıkların yoğun olduğunu görüyoruz. İsmail'den derbi mesajları, Batshuayi dev maçı bekliyor, şiddetli baskı baş döndürecek yazarların değerlendirmeleri yine söz konusu Fanatik gazetesinde. THY'den tam destek, Türk Hava Yolları sponsor olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıyla iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Fanatik'te bu da yer alıyor. Onun dışında diğer takımlardan gündem maddeleri de yer alıyor. Bugün Fanatik'in ana sayfasında hepsine birazdan göz atacağımızı söyleyerek Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçelim. Mehmet Özcan'ın özel haberi var. Mata'ya yer aranıyor şeklinde. Okan Buruk İspanyol yıldızını takıma monte edecek. İstanbulspor maçındaki performansıyla göz dolduran Juan Mata için 3 farklı formül belirlendi. Deneyimli oyuncunun kullanılacağı bölgeye göre Galatasaray'ın ilk 11'i de değişecek deniyor. A planı, B planı ve C planı şeklinde 3 farklı ilk 11 hazırlanmış. Birazdan Galatasaray bölümünde daha detaylı bakarız. Levent Tüzemen de mutlaka Juan Mata'ya ayak uydurmaları gerekiyor şeklinde oyuncudan faydalanılması gerektiğine dikkat çekmiş. Onun dışında Icardi'nin performansının henüz bir soru işareti olduğu detayına da Mehmet Özcan'ın haberinde yer verildiğini görüyoruz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. İsmail Er imzalı bir haber görüyoruz. Beşiktaş bunu konuşuyor şeklinde. Fenerbahçe ile oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesini kim korumalı sorusu sorulmuş. Her şeye rağmen Ersin Destanoğlu başlığıyla da bu yanıtlar başlığa taşınmış. Rasim Kara diyor ki Beşiktaş'a şampiyonluk kazandırmış Ersin'in maç tecrübesi üst düzeyde, o oynamalı. Zafer Öer demiş ki Emre'nin fazla maçı yok, Ersin oynamalı. Ramazan Kurşunlu da yine aynı şekilde Beşiktaş'ta kaleciler genç, derbilerde tecrübelerini artırabilirler, Ersin'le devam edilmeli şeklinde yorumları, görüşleri görüyoruz. Akşam gazetesine şöyle bir bakacağız şimdi. Adada küme düşen bizim şampiyonu ona katladı şeklinde bir haber var. Premier Lig'de Süper Lig'deki yayın gelirleri arasında dağlar var şeklinde bir haber değerli izleyenler. Şu an ekranda da Fenerbahçe o parayı veremez şeklinde
Flamengo Başkan Yardımcısı Braz'ın Gabigol ile ilgili yaptığı açıklamaları görüyorsunuz Akşam Gazetesi'nde. Devam edelim. İlk grup gazetelerimiz bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi ikinci grupla devam edeceğiz ve Fanatik Gazetesi'nin dördüncü sayfasına bakacağız. Avcı'nın 3 lideri Trabzonspor sayfasında dikkat çeken haber. Trabzonspor'un hocası 3 mevkide 3 liderini belirledi. Savunmayı yönetme görevini Bartra'ya veren Abdullah Avcı. Orta sahada Hamşik'e çok güveniyor. Hücumdaysa ana plan Maxi Gomez üzerinde şekilleniyor. Başarı çalıştırıcı. 3 yıldızdan ekstra sorumluluk almalarını istiyor şeklinde bir haber görüyoruz bugün Trabzonspor sayfasında. Foto maçın ikinci sayfasıyla devam edelim. Yine Trabzonspor sayfasını görüyoruz. Parola 3M başlıklı bir haber. Trabzonspor milli ara sonrası bambaşka bir futbolla karşımızda olacak. Abdullah Avcı takımın temel iskeletini Mark Bartra, Marek Hamşik ve Maxi Gomez üçlüsü üzerine kuracak diyor burada da haber. Sabah gazetesinde Ogün Şahinoğlu'nun haberini görüyoruz. Tek tek maçları izledi başlığıyla. Fransız teknik adam Nevzat Demir tesislerinde adeta kamp kurdu deniyor Valerian İsmail için. İsmail ve yardımcıları her maça farklı 11 ile çıkan ve değişik sistemler deneyen Fenerbahçe'yi mercek altına aldı. Fransız hoca rakiplerinin bütün karşılaşmalarını izleyerek artı ve eksilerini tespit etti deniyor. Bu arada sadece sahaya odaklanan Ersin kutusunda derbide Ersin Destanoğlu'nun oynayacağını şifreleri de aslında verilmiş. Hürriyet gazetesiyle birlikte gelin biraz voleybol haberlerine bakalım değerli izleyenler. Sultanlardan güç gösterisi başlığını görüyoruz. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Güney Kore karşısında adeta şov yaptı. Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na sürpriz Tayland mağlubiyetiyle başlayan A milli takımımız ikinci maçta karşılaştığı Güney Kore'ye set vermedi. İddiasını ortaya koyan milli takım üçüncü maçında bugün 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak diyelim ve devam edelim. Akşam gazetesinin 21. sayfasında Fenerbahçe o parayı veremez şeklinde az önce de ekrana getirdiğimiz sayfayı görüyoruz. Flamengo'dan Arao ve Enrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Gabigol için 35 milyon euro vereceği iddialarını bizzat kulübün başkan yardımcısı Braz yalanlamış ve o Premier Lig'e gidecek ifadelerini kullanmış değerli izleyenler. Gazete turumuzu şimdilik noktalıyoruz. Tüm bu haberlerin ayrıntılarına ve çok daha fazlasına ilerleyen bölümlerde bakacağımızı söyleyerek gelin akışımızdan şimdi devam edelim. Süper Lig'de 9 futbolcu bu sezon geride kalan 7 haftada ikişer takımın formasını terletti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları oynanıyor değerli izleyenler. Hemen gelin bugünün programına şöyle bir bakalım. Saat 13'te GMG Kastamonu Spor Nevşehir Belediye Spor maçı oynanacak. Karşılaşma Aspor'dan naklen ekranlara gelecek. 14'te Adıyaman FK Bartın Spor, Pazar Spor, Mazıdağ Fosfat Spor. 14.30 Nida Anadolu FK Yomra Spor. 1922 Konya Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor. Etimesgut Belediye Spor, Yalova Spor. Serik Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediye Spor. Kırşehir Futbol, Kilis Belediye Spor. Ankara Demirspor, Karaman FK 15, Eşin Grup, Nazilli Belediyespor, Gama Polimer, Şile Yıldız Spor, Çatalca Spor, Biteksen Sapanca, Gençlik Spor, Ergeneveli Meşe Spor, Elazığ Karakoçan FK, Kuşadası Spor, Bulvar Spor, Sarıyer, Büyükçekmece, Tepecik Spor, Uşak Spor, Malatya, Arguvan Spor, HES İlaç, Afyon Spor, Amberçay, Eynesil Belediyespor, 15'te Vicoins, Kırklareli Spor, Siirt İl Özel İdare yine A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. 17.30'da oynanacak Şanlıurfa Spor Karşıyaka karşılaşması yine A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ve saat 20'deki Bursa Spor Boyabat 1868 mücadelesini de A Spor'dan izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi de gelin Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda dün oynanan karşılaşmaları bir hatırlayalım.
Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray haberlerine gelin birlikte göz atalım. Fotomaçla başlayacağız. İlk olarak Traore Ocak'ta imzayı atacak başlığına bir bakalım. Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun peşinde görüşmeler devam ediyor denmiş. Bildiğiniz gibi verim alamamıştı Fanaanolt'tan ve onun yerine şimdiden görüşmeler başladı. Farklı bölgeler için de görüşmeleri, girişimleri var Galatasaray'ın. Aynen sezon başında olduğu gibi Ocak transfer dönemini de hareketli geçirecek gibi görünüyor. Biraz sabır gerek başlığına da bakalım. Hemen aynı sayfadaki Fatih Terim Galatasaray ile ilgili ilk kez konuştu. İstanbul'da bir etkinliğe katılan tecrübeli çalıştırıcı sarı kırmızılı kulüple ilgili sorular üzerine yeni bir takım oluşturuldu, uyum zaman alır ifadelerini kullanmış değerli izleyenler. Fanatik 5 ile devam edeceğiz şimdi. İlk olarak Florya'da maç gibi idman başlığına göz atalım. Adana Demirspor deplasmanı hazırlıklarını Florya'da sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanı nefes kesti. Yıldız oyuncuların forma rekabeti ve mücadelesi Aslan'ın hocası Okan Buruk'u çok memnun etti diyor haber. İlk 11'e göz kırpan Icardi ve Mata son idmanda karşı karşıya geldi. Mertens formayı yeniden almaya çalışan Mitsio'dan topu kapmaya çalıştı şeklinde yine idmandan fotoğrafları da görüyorsunuz. Okan Hoca gençlere hayat verdi. Muhabir Metin Karabaş Galatasaray'da genç oyuncuların Okan Buruk'un oyun planındaki yerini ve önemini değerlendirmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Yıldız transferleriyle her bölgede rekabeti en üst seviyeye çıkaran Galatasaray'da altyapıdan çıkan birçok oyuncu da süre almaya başladı. Stoper'de Emin'i takıma kazandıran Okan Hoca özel maçlarda da Metehan'ı 11'e hazırlıyor. Kaan transferinde de bu yüzden rakam artırılmadı. Hamza, Baran ve Beknaz da yakın zamanda daha fazla oynayacak. Okan Hoca gençleşmeyi milyon eurolarla değil, Florya'nın çimlerinde yapıyor şeklinde bir analiz haber görüyoruz. Akşam gazetesine bakalım şimdi. Akşam 23'te gençlerle yola devam şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Galatasaray, Boy, Nelson, Kerem ve Yunus'la yeni mukavele için masaya oturuyor demiş haber. Sarı kırmızılılar geleceği sağlama almak için birkaç gün içinde pazarlıklara başlıyor. Genç isimlerin hem maaşları yükseltilecek hem de sözleşme süreleri uzatılacak denmiş. Sacha Boey'nin maaşının iki katına çıkarılacağı da yine aynı haberin içinde yer alan detaylar arasında. Takvim 15'te yerli kuralı ile ilgili bir haber var. Galatasaray'ı ilgilendiren bir haber. Aslan'da yerli çıkmazı başlığıyla 11'de 3 yerli kuralı Galatasaray'ı zorluyor. Buruk formsuz da olsa Kerem ve Yunus'u oynatmak zorunda. 11'de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyeti Okan Buruk'u köşeye sıkıştırdı. Buruk formsuz Kerem ve Yunus için yerli alternatif üretmekte çok zorlanıyor denmiş ve ara transferde kaliteli birkaç yerli oyuncu transferinin yapılması için Okan Buruk'un yönetime rapor verdiği de aynı haberde aktarılmış. Devam edelim. Bir de Hürriyet gazetesine gelin göz atalım. Hürriyet'in sol alt köşesinde Galatasaray haberi dikkat çekiyor. Şöyle bir bakalım. Galatasaray'a o katkıyı vermesen Fenerbahçe şampiyon olabilirdi şeklinde Selçuk İnan'ın açıklamaları var sayfanın en altında sol kısımda. Selçuk İnan 2011-12 şampiyonluğunda 11 gol 12 asistlik performansına dikkat çekmiş. Ben hep mütevazı biri oldum ama bir gerçek varsa o sene gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım. Onlar olmasa Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Galatasaray tek hedefimdi. Bu fırsat gelince de başka bir şey düşünmeden oraya gitmiştim şeklinde açıklamalar yapmış Selçuk İnan gündeme dair, kendi kariyerine dair. Evet, Galatasaray özelindeki haberler ve başlıklar, manşetler bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi hemen bu haftanın esas gündemine geçeceğiz. Derbiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe haberlerine şimdi gazetelerden biraz daha yakından bakalım. Hemen Fotomaç 3 ile başlayalım. Kaleyi gören vursun haberi dikkat çekiyor bu sayfada.
Teknik direktör Jesus derbi için uyarılarına devam etti. Oyuncularına bol bol şut atmaları talimatını verdi diyor haber. Portekizli hoca Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp rakibin bu zaafını kullanın, şut atmaktan çekinmeyin, Beşiktaş'tan puan alanlar hep böyle aldı demiş. Kanarya'nın dün yaptığı idmanda taktik ve gol çalıştığı da söyleniyor. Yine Jesus'un bir diğer uyarısının da önde baskı olduğu söylenmiş aynı haberin içerisinde. Batshuayi eski takımına karşı forma giyecek mi giymeyecek mi, bu merakla beklenen bir konu. Burada da bir kutu haber şeklinde Beşiktaş'ta çok eleştirilen Beçikalı'nın derbide gol atıp kendisine yapılan eleştirileri böyle yanıtlamak istediği belirtildi deniyor. Batshuayi'nin forma beklediği söylenmiş. Yine Batshuayi'den devam edeceğiz. Fanatik'te de oyuncu ile ilgili bir haber görüyoruz. İkinci sayfada Batshuayi'nin maçı başlığıyla. Beçikalı forvet derbide ilk 11'de başlamak ve takımına golle katkı vermek istediğini hocasına iletti. Bu maç için sabırsızlanıyorum diyen Batshuayi'yi Jesus da eski takımına karşı sahaya sürmeyi planlıyor denmiş. Arda'nın durumu belirsiz kutusuna da şöyle bir göz atalım. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yaşadığı enfeksiyon nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam ediliyor. Arda'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor denmiş. Joker Lincoln görev başına, kendi mevkisinde oynamamasına rağmen 2 gol 5 asistle yıldızlaşan Brezilyalı yıldız derbide de Jesus'un duran top kozu olarak şans bulacak denmiş. Lincoln'la ilgili de dün hatırlayacaksınız skora yaptığı katkıya dair haberlerimiz vardı. Sabah gazetesinin 19. sayfasıyla gelin devam edelim. Ceyhun Yüksel imzalı haberleri görüyoruz Fenerbahçe'de. Derbinin kilidi Jetson şeklinde. Jesus Beşiktaş'ın Portekiz'de orta sahasını saf dışı bırakacak demiş haber. Rakibin oyun kurucu rolünü üstlenen Jetson'u hedef alan Fenerbahçe'nin hocası oyuncularına top ona gelince şok pres yapılacak talimatını verdi ve erken gol istedi deniyor. Arao'nun açıklamalarını az önce ekrana getirmiştik, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar. Jesus talepkar bir hoca başlığıyla Sabah gazetesinde kendine yer bulmuş. Yine derbi ile alakalı sağda Ferdi, solda Alioski başlıklı küçük bir kutu haber de dikkat çekiyor. 11'i tahmin edilemeyen Jesus'un böyle bir sürpriz yapabileceği de söylenmiş Beşiktaş derbisi özelinde. Akşam 21 ile devam edelim. Fenerbahçe o parayı veremez başlıklı bir haber görüyoruz bu sayfada da. Flamengo Başkan Yardımcısı Braz'ın açıklamaları bunlar. Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Gabigol için 35 milyon euro vereceği iddialarını Başkan Yardımcısı Braz bizzat yalanlamış ve Fenerbahçe'nin bu paraları çıkamayacağını ve oyuncusunun da Premier Lig'e gideceğini söylemiş. Evet, bu haberi de aktardıktan sonra bir de Hürriyet gazetesine bakalım hızlıca. Derbileri Alex'ten dinledim, bu maça hazırdan da fazlasıyım başlığıyla Arao'nun az önce dinlediğimiz, izlediğimiz açıklamalarını görüyoruz. Arao Beşiktaş maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını söylüyor. Alex de Soza'yla konuşmuştum, buradaki derbilerin önemini anlattı. Takım olarak iyi bir maç çıkarmak için hazırım ifadelerini kullanıyor oyuncu ve Hürriyet gazetesi de bugün sayfasında bu açıklamalara yer vermiş. Evet, Fenerbahçe ile ilgili haberler de bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi birazdan yine derbinin gündemine bakacağız, geçeceğiz ama şöyle bir dış basın arası verelim Fenerbahçe haberlerine. Ve şimdi Figo ile ilgili bir haber getireceğiz ekranlarınıza değerli izleyenler. Futbol efsanesi diyebileceğimiz 49 yaşındaki Luis Figo yer çekimsiz ortamda futbol maçı yaptı ve tarihe geçti. Bugünün ilk Skype bağlantısını Hüseyin Özkök'le hemen yapalım ve hem az önce izlediğimiz görüntüleri hem de Avrupa basınındaki diğer gelişmeleri kendisiyle konuşalım. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, yayınlar kolay gelsin. Çok teşekkürler. Az önce izlediğimiz görüntülerle ilgili Figo'nun tarihe geçişiyle ilgili sanki daha önce hiç geçmemiş gibi bir şeyler söylemek ister misiniz? Hani tam olarak galiba millet uzaya çıktı, biz nelerle uğraşıyoruz diyebileceğimiz bir görüntü izledik. Siz ne dersiniz? Yani Figo
Yaşım tutuyor benim. Kariyerini tamamen takip ettiğim bir müthiş oyuncuydu. Hatırlarsam birkaç hafta önce de bir belgeseli yayınladı. Barcelona'dan Real Madrid'e geçiş hikayesi. O da çok enteresandı. Bütün ayrıntılarıyla o belgeselde anlatılmıştı. O transferin öyküsü. Ve şunu söyleyeyim. Geçen yıl milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'da yaptığı maçlar sırasında ben de oradaydım. Ve Figo'da UEFA delegesi olarak Azerbaycan'da Bakü'de bulunuyordu. Ve bizim de ve kaldığımız otelde kalıyordu UEFA delegasyonu. Kendisiyle bir fotoğraf çektirme şansına sahip olmuştum. Ben öyle gidip herkesle fotoğraf çektirmem ama Figo ile özellikle fotoğraf çektirmiştim. Çok büyük bir futbolcuydu. Böyle bir deneyime imza atması, bu teklif ona nasıl geldi, nasıl gelişti olaylar tam bilmiyorum ama çok enteresan olmalı. Hani insanlar balonla yer çekimine böyle direnen balonlar vardır. Bildiğimiz çocukların da oynadığı balonlar. Onlara ayakla vurursun, o yere inmekte zorlanır işte. Burada insanlar da havada, top da havada. Yani çok enteresan bir deneyim olmuş olmalı. Yani zevkle baktım yani habere ve seyrettim. Valla ben bir şey diyemeyeceğim. Figo'nun hisleri burada önemli, onun açıklamaları. Ama güzel bir deneyim olmuş, o Evet, belli. güzel güzel görüntüler. En azından biz de üstüne birkaç cümle etmiş olalım. Evet, Şimdi gelelim tabii ki. hayatın gerçeklerine, dönelim futbola. Biz hafta boyunca malum milli arada milli takımın teknik direktörü Kuntz gidecek mi, kalacak mı, gitmeli mi, kalmalı mı diye çok konuştuk, tartıştık. Zannediyorum bu konu kendini Alman medyasında da yer bulmuş. Tabii ki. Nasıl yankılandı, orada nasıl baktılar bu konuya, isterseniz sizden dinleyelim. Şimdi Türkiye'de medyanın neredeyse tamamı Kuntz'un gönderilmesi gerektiği veyahut da gönderilebileceği konusunu işleyince tabii ki Almanlar da Türkiye'yi takip ediyorlar. Kuntz'un neler yaptığına bakıyorlar. Türkiye'nin oynadığı karşılaşmalar haber oluyor. Ve bu son Lüksemburg ve Faroe Adaları'nda alınan kötü sonuçlar tabii ki Alman basında da konu oldu. Ve özellikle bu çıkan haberler bütün Alman basınında yer aldı. İşte Stefan Kuntz'un gönderilebileceği konuşuyor diye Türkiye'de. Tabii ki onlar bu konuda hani gönderilir veya gönderilmez diye bir yorum yapmıyorlar ama Türkiye'deki haberleri kaynak göstererek Almanya'da da okuyucularına, seyircilerine Kuntz'un gönderilme ihtimali olduğunu duyurdular. Bayağı bir konu oldu. Özellikle de tabii bu Feroe Adaları mağlubiyetini hezimet olarak niteleyen basın organları oldu Almanya'da. Bu da bir haber olarak kayıtlara geçti Almanya'da. Bakalım Kuntz'un ben gönderilmesine daha önce de konuştuğumuz gibi şu an için karşıyım. Önümüzde zaten Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Birazdan da o konuya geleceğiz seninle. Peki şimdi Uluslar Ligi'nden isterseniz o zaman devam edelim. Biz B Ligi'ne yükseldik. Aslında istediğimizi aldık, Evet. sonunu iyi getiremesek de. Onun dışında neler yaşandı? Kim ne yaptı Uluslar Ligi'nde? Şimdi Uluslar Ligi'nde A Ligi'ni birinci bitiren takımlar Haziran ayında bir şampiyonluk turu maçı yapacaklar. Burada dörtlü turnuvada yarı final, final karşılaşmaları oynanacak ve finalde kazanan takım Uluslar Ligi şampiyonu olacak. Bunun sadece prestij açısından bir anlamı var. Herhangi bir bonusu yok bu birinciliğin. Buraya kalan takımlar Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve dün akşam itibariyle İspanya oldu. Ve bu dört takımı Uluslar Ligi finalinde Haziran ayında izleyeceğiz. Bu takımlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde de beşli gruplara dağıtılacaklar. O kesin çünkü üç tane altılı grup olacak elemelerde. Dolayısıyla maçlar yapılırken Avrupa Şampiyonası elemeleri onlar beşli grupta oldukları için o hafta boş bırakılacak onlar da ve bu finalleri oynayacaklar. Bunun yanında Portekiz ve Fransa son iki Uluslar Ligi şampiyonu bu dörtlü turnuvaya bu sefer katılamıyorlar. Dediğim gibi bu dört takım olacaklar. Bir de küme düşmeme playoff maçları oynanacak. 21-23 Mart'ta ilk maçlar ve 24-26 Mart'ta da ikinci maçlar oynanacak. Bunlar Litvanya, Güney Kıbrıs, Belarus ve Cebeli Tarık arasında oynanacak. Rövanşlı karşılaşmalar olacak. Burada da iki takım D ligine düşecek ve D liginden de iki takım zaten birinci olarak C ligine yükseldiler. Bir de böyle bir uygulama yapılıyor. Bir de eski Uluslar Ligi'nin genel klasmanı var. Bu genel klasman Uluslar Ligi'ndeki katılan tüm takımlar bir sıralamaya sokuldu ve biz bu sıralamada
Bayağı aşağılarda olduğumuz için Avrupa Şampiyonası kura çekiminde ki 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak. Almanya'da olduğu için Avrupa Şampiyonası. Almanya'da yapılacak kura çekiminde 4. torbadan katılacağız. 4. torbadan katılmamızın nedeni belki normal FIFA dünya sıralamasındaki Avrupa sıralamasına baktığımızda ikinci torbaya falan biz denk geliyoruz aşağı yukarı ama bunun Avrupa Şampiyonası'nın statüsü değişti ve torbalar artık Uluslar Ligi'ndeki performanslara göre belirleniyor. Biz de C grubunda, C liginde olduğumuz için Avrupa Şampiyonası kura çekiminde 4. torbadan katılacağız kura çekimine. Ama çok da önemli değil. Zaten 53 takımın 20'si gidiyor. Onu daha önce de konuşmuştuk. Bu 20 takım içinde olmamızı ben açıkçası bekliyorum. Tabii ki kolay olmayacak ama yine de Türkiye ilk 20'ye girecek. Yani elemelerde 20'ye girecek kapasiteye sahip bir takım diye düşünüyorum. Peki yine milli takımlardan devam edelim o zaman. Rusya milli takımı ile ilgili bir haber var. Normal şartlarda resmi organizasyonlarda mücadele edemiyor. Men Evet. edildi Rusya milli takımı ama galiba özel maçlar yapacak bu süreçte. Kimlerle oynayacak? Netleşen bir program var mı? Bu karar nasıl alındı? Şimdi bu çok ilginç bir konu Ezgi. Rusya senin de söylediğin gibi resmi müsabakalardan tamamen men edildi. Hem kulüp takımları hem de milli takım. İşte Avrupa Şampiyonası kura çekiminde de Rusya yer almayacak. Fakat UEFA ve FIFA'nın yaptığı bu men açıklamalarında özel maçlara yer verilmedi. Bu bir açık olarak görülüyor ve Rusya'da federasyon bunu bu şekilde bir açık olarak görüp değerlendirmeye başladı. Hatta Kırgızistan'la bir hazırlık karşılaşması oynamışlar. Ben de sonradan gördüm ve 2-1 kazanmışlar o karşılaşmayı. Fakat Rusya'nın bu Ukrayna'yı işgalini eleştiren birçok futbolcu kadroda yer almamış. Rusya'da işte oynamak isteyen takımda oyuncuları sahaya çıkarmışlar ve onlar da Kırgızistan'la maç yapıp 2-1 kazanmışlar. Hatta dev bir Rusya bayrağı açılmış maçtan önce. Onu da okudum. Herhangi bir görüntüye rastlayamadım ama okuduğum haberde öyleydi. Şimdi Rusya'nın yine bir özel maçta İran'la ve Bosna Hersek'le karşı karşıya geleceği söyleniyor. Bakalım Rusya futbolcuları tabii ki oynayamıyorlar uluslararası maçlarda. Bu onlar için bir handikap. Diğer yandan bütün sporlarda, spor branşlarında Rus takımları, hatta bazı branşlarda Belarus takımları da ihraç edildiler. Bu da büyük bir tartışma yaratıyor. Tamam, Rusya'yı ülke olarak almayalım fakat bu sporcuların suçu ne deniyor? Bayraksız ve işte derece alırlarsa, birinci olurlarsa maçları okunmadan Rus sporcular bu müsabakalara, her branştaki müsabakalara katılabilsinler diye tartışmalar yapılıyor. Ve önümüzdeki dönemde Rus sporculara ben birçok branşta izin çıkacağını düşünüyorum. Bakalım bu işin sonu nereye varacak hep beraber göreceğiz. Peki ben yine son olarak size sözü bırakayım ve bugün gündemde başka hangi maddeler var sizden dinleyelim. Şimdi ilginç bir konu var. Musiala ile Bellingham. Birisi Bayern Münih'in önemli genç oyuncusu. Biri de Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Jude Bellingham. İki oyuncu İngiltere-Almanya maçında biliyorsun karşı karşıya geldiler. Aslında Jamal Musiala Almanya doğumlu. Alman annesi, Nijeryalı babası var. Fakat çok küçük yaşta İngiltere'ye göç ediyorlar. Orada 8 yıl Chelsea'de oynadıktan sonra ve İngiltere altyapı milli takımlarında yer aldıktan sonra işte 2018 yılında Bayern Münih'e transfer oluyor. Ve ondan sonra da Alman milli takımını tercih ediyor ki İngiltere'de oynama hakkı olduğu halde. Bu konu Gareth Southgate'e de soruldu Almanya maçından sonra. Orada Bayern Münihli 8 milli oyuncunun Musiala'yı ayarttığını ve bunun bir utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Bayağı bir sert konuştu. Bundan sonraki kariyeri beni ilgilendirmiyor gibi böyle söylemle konuyu kapattı. Evet, gerçekten de Musiala İngiltere altyapı milli takımlarında futbol oynadı. Hatta Jude Bellingham'la beraber oynadığı maçlar var ve oradan fotoğraflar var. Ama geçtiğimiz akşam rakip oldular. Benim kalbim iki ülke içinde atıyor ama annemin ülkesini tercih ettim diyor Jamal Musiala ve Almanya'da tercih etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor. Bir de hatırlarsan yine bir konumuz vardı. Onu da son olarak söyleyeyim. Testis kanseri konusu futbolcularda. Evet. Almanya'da bir testis kanseri vakası daha ortaya çıktı. Hertha Berlin'in
Hollandalı oyuncusu Jean-Paul Boetius testis kanseri teşhisiyle ameliyat edildi. Aynı takımda Hertha'da Marco Richter de geçen sezon ameliyat olmuştu. O sahalara döndü. Şu anda futbol oynuyor, hatta goller de attı Bundesliga'da. Diğer yandan Timo Baumgartl, Union Berlin'in oyuncusu ve en önemli, en ünlülerinden biri işte Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a da transfer olduktan hemen sonra teşhis konmuştu, ameliyat olmuştu. Bu testis kanseri vakalarının da hepsinin 4 vakada Almanya'da görülmesi enteresan bir tesadüf oldu ama bütün futbolcular inşallah sağlıklarına kavuşurlar ve sahalara dönerler. Tabii ki tüm hastalar gibi onlara da acil şifalar dileyelim. Hüseyin Özkök, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Aynı şekilde ben de iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le şu an biraz şöyle Türkiye'nin dışına çıktık. Yeniden derbinin gündemine döneceğiz şimdi. Az önce Fenerbahçe haberlerine göz atmıştık. Şimdi ev sahibi Beşiktaş'tan haberleri aktaracağız. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail de derbi öncesi açıklamalar yaptı ve derbide gerçek performansımızı göstereceğiz dedi. Gazete turunda sıra Beşiktaş'ta, hemen siyah beyazlılarla ilgili haberlere de göz atalım. Fotomaç 7 ile başlayacağız. Beşiktaş sayfasını görüyoruz. İlk olarak Gezal feda diyor başlığına bir bakalım. 5 maçtır oynayamayan Cezayirli yıldız Raşit Gezal Fenerbahçe derbisinde forma istiyor. Hocası Valerian İsmail'e oynamaya hazırım dediği söyleniyor. Biraz önce Valerian İsmail'in açıklamalarında Gezal'ın biraz daha durumunun kritik olduğu söylenmişti bizzat Valerian İsmail tarafından. Ancak oyuncudan da böyle bir dönüş gelmiş. 2 gol attı, 1 de asist yaptı Gezal. Sezona çok iyi başlamıştı Beşiktaş'ta, ancak ardından sakatlığıyla formasından uzak kaldı. İmha planı başlığına da hemen şöyle bir bakalım. İsmail Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını yaptı. Genç çalıştırıcı Kanarya'nın hücum presini lehine çevirecek. Savunmayı öne çıkaran rakibin arkasındaki boşluğa sarkacak. Kanat akınları da Karakartal'ın önemli silahlarından biri olacak denmiş. Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı da bir kutu haber şeklinde yer alıyor. Orta sahayı sağlama aldı başlığına da hemen bir bakalım. Kartal'ın hocası İsmail bu maçın kilidinin orta sahada çözüleceğini düşünüyor. Genç çalıştırıcı özellikle bu bölgeyi sağlama aldı. İsmail orta sahada Josef de Souza ve Jetson Fernandes ile direnç sağlayacak. Salih Uçan da takımın ana organizatörü olacak. Dele Alli karşılaşmanın gidişatına göre şans bulacak denmiş. Sabah gazetesiyle devam edelim. O gün Şahinoğlu imzalı tek tek maçları izledi başlıklı habere göz atacağız şimdi. Fransız teknik adam Nevzat Demir tesislerinde adeta kamp kurdu. İsmail ve yardımcıları her maça farklı 11 ile çıkan ve değişik sistemler deneyen Fenerbahçe'yi mercek altına aldı. Fransız hoca rakiplerinin bütün karşılaşmalarını izleyerek artı ve eksilerini tespit etti deniyor ve oyun planının da büyük ölçüde oluşturulduğundan bahsedilmiş. Valerian İsmail'in dün yaptığı açıklamaları da geçen sezon gördüğüm tutkuyu istiyorum başlığıyla Sabah gazetesinde görmek mümkün. Fenerbahçe taraftarının Vodafone Park'a alınmayacağı detayına burada da yer verildiğini görüyoruz. Ve Çebi'den 100 bin TL galibiyet primi başlığıyla derbinin Beşiktaş cephesindeki galibiyet primini de bu şekilde aktarmış olalım. Fanatik 3 ile devam edelim. Fanatik gazetesinin yazarları derbiyi değerlendirmiş ve Beşiktaş'ın röntgenini çekti başlığıyla siyah beyazlılarla ilgili yorumlarını görüyoruz. Yazarların Mehmet Demirkol, Cem Dizdar ve Serkan Akcan, derbide baskı baş döndürecek başlığıyla verilmiş bu yorumlar. Şöyle bir bakalım, ev sahibi her zaman avantajlıdır. Çok yüksek bir atmosfer olacağı kesin. Burada Beşiktaş açısından kritik olan psikolojiye de hakim olmak demiş Mehmet Demirkol. Cem Dizdar diyor ki yine de iki kümenin kesişimi olarak akla daha yakın ihtimal beraberlik. Serkan Akçansa ilk yarıyı Beşiktaş'ın, ikinci yarıyı Fenerbahçe'nin domine ettiği bir maç izleme ihtimalimiz yüksek şeklinde yorumlar yapmış. Şimdi yine yorumlarla devam edeceğiz Hürriyet gazetesinde, ancak buradaki yorumlar kalede kim olmalı sorusu üzerine şekilleniyor. İsmail Er sormuş.
Her şeye rağmen Ersin Destanoğlu sonucu da çıkmış gibi görünüyor. Beşiktaş'ta camianın ve taraftarın tartıştığı soruyu eski kalecilere sorduk. Pazar günü Ersin mi yoksa Emre mi görev yapmalı şeklinde. Rasim Kara, Zafer Öer, Ramazan Kurşunlu hepsinin ortak görüşü tecrübesiyle Ersin Destanoğlu'nun oynaması gerektiği yönünde, Emre ise fazla tecrübeli olmaması ve görev aldığı maçlarda beklentiyi karşılayamaması nedeniyle ikinci planda olarak gösterilmiş. Akşam gazetesinin 21. sayfasına şimdi şöyle bir bakacağız. Sayfanın en altında Beşiktaş'la ilgili haberleri görüyoruz. Redmond belki, Gezal zor. Dün Valerian İsmail'in az önce de izlediğimiz açıklamaları özelinde hazırlanmış bir haber bu. Gezal'ın oynama ihtimalinin derbide biraz daha zor olduğu ve Redmond'un da izlendiği söyleniyor haberde. Şimdi hemen bir Skype bağlantısı daha yapalım. O gün Şahinoğlu'yla ve Beşiktaş'ın gündemini kendisiyle konuşalım. O gün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi artık derbiye 2 gün kaldı. Tüm takımlar hazırlıklarını tamamladı diye düşünüyorum. Öyle mi gerçekten? Senin de bugün de bir haberin var Sabah gazetesinde. Tek tek bütün maçlar izlendi, analiz edildi şeklinde. Peki bu analizden nasıl bir sonuç çıktı? Biz nasıl bir Beşiktaş göreceğiz Fenerbahçe karşısında? Ne dersin? Şimdi şöyle, Fenerbahçe bu sezon hani Avrupa'da dahil olmak üzere 14 tane maç oynadı. 14 maçın hepsine farklı kadrolarla çıktı. Birçoğunda sistem değiştirdi. O yüzden tahmin edilmesi kolay bir rakip değil Beşiktaş adına. Dolayısıyla Valerian İsmail de tüm maçlarını tek tek analiz ekibiyle birlikte izleyerek her maça göre Fenerbahçe'nin oyun planını, oyun kurgusunu çözmeye çalışıyor ve evet, sahaya çıkacak 11'ini belki bilmiyorum ama maç içerisinde buna göre de bazı değişiklikler, tedbirler alabilir. Ama Beşiktaş'ın ilk 11'inde bir değişiklik olması çok beklenmiyor. Yani iki takım arasındaki farklardan bir tanesi bu. Beşiktaş ideal bir 11'de sahaya çıkan takım ama Fenerbahçe oyuncuların mevcut durumuna göre müsait 11 kavramıyla sahaya çıkan bir takım. Beşiktaş burada tabii ki taraftar gücü vesaire bir yana, bu ayrı bir şeydir. Kendi sahanızda oynamak, Beşiktaş taraftarının gücünü hissetmek ama oyun gücünü de ortaya koymak istiyor. Nedir bu? Bu sezon oynadığı tüm maçların ilk 45 dakikaları özellikle Beşiktaş'ın hızlı oynadığı, baskılı oynadığı, tempolu oynadığı, vites arttırdığı bölümler oluyor. İkinci devrelerde Beşiktaş düşüyor. Şimdi maça da aynı şekilde başlamak istiyor. Özellikle ilk yarım saatlik periyotta Beşiktaş erken golle birlikte taraftarın desteğini de arkasına alarak aynı şekilde maçın sonuna kadar o tempoyu devam ettirmek istiyor. Şimdi burada Fenerbahçe'nin artı ve eksileri masaya yatırmaya kalkarsak belki şu anki Beşiktaş'ın artı ve eksilerine göre daha farklı sonuçlar elde edebiliriz. Nedir? Beşiktaş'ta eksiler savunmada da, kalede de konuşabiliriz. İşte kanatlarda belki konuşabiliriz. Nasıl ya, işte evet, skor katkısı veriyorlar ama hani Enkudu'nun olduğu kanat daha ağırlıklı kullanıyor. Muleka'nın olduğu kanattan çok fazla atak aksiyonu üretemiyor Beşiktaş. İşte stoper ikilisi yeni oluşturuluyor. Sürekli değişti orası. Bir uyum henüz yok. Kaleci performansları kötü. Fenerbahçe'de net olarak böyle çok spesifik bir sorunla hani ilişkilendirebileceğimiz performansı yok. Çünkü bu Jorge Jesus her maça çıkardığı farklı oyuncu grubuyla birlikte yoluna devam ediyor ve şimdi hangi oyuncu grubunu çıkaracağını da bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Maç günü öğreniyor herkes. Ama oyuncuların da performansını 7 haftalık periyotta başlangıç ve geldiği nokta itibariyle artıran bir teknik adamdı. Fenerbahçe'nin sorunlarından bir tanesi olarak şu görüldü. Savunmada geriye dönüşlerde bekleri pozisyon ve alan bırakabiliyor. Pozisyon verebiliyor, alan bırakabiliyor. Stopperleri, kenar stopperleri de burada müdahalelerde zaman zaman aksayabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın
kanatta bu maçta çok önemli olacak. Oyun kurulumunda. Dikkat ederseniz Beşiktaş zaten birinci bölgeden direkt üçüncü bölgeye top çıkaran bir takım. Hani ikinci bölgeye pas yaparak öyle çok gideyim havasında değil. Fenerbahçe'yi eğer önde karşıladığında kapılabilecek toplarda hızlı hücumla Enkulu'yu Muleka'ya buluşturabilirse hani buradan atak aksiyonu üretebilir. Valerian İsmail de bunun yollarını alıyor. O yüzden Redmond mesela çok önemliydi. Aslında sağ kanatta Redmond oynatmayı planlıyordu. Çünkü Gezal'ın aşağı yukarı Fenerbahçe derbisinde 11'de oynayamayacağı belli olmuştu zaten. Ama tam o esnada işte Redmond da bir sakatlık yaşadı elinden. Şimdi Enkudu ve Muleka ile oynayacak. Burada biraz Muleka ile de döndüğünde milli takımdaydı. Döndüğünde özel toplantılar yapacak. Çünkü Muleka'nın takım oyunun içerisine girmesi gerekiyor. Birazdan inisiyatif alması gerekiyor. Peki o gün şimdi bu sezon özelinde Beşiktaş'ın kalesine gelen her şut neredeyse gol oluyor. Böyle bir sıkıntı var ve Fenerbahçe cephesindeki haberlere baktığımız zaman da idmanlarda Jorge Jesus'un özellikle bütün oyuncuların şut çalıştırdığı, kaleyi gören vursun şeklinde talimat verdiği yazılmış çizilmiş. Bu noktada Beşiktaş bu konuya özel önlemler aldı mı milli arada? Bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapıldı mı? Ersin'le görüşüldü mü mesela? Ersin konusu şu anda ne durumda? Ersin'in morali yerinde mi? O mu oynayacak gibi istersen bu konuları da biraz özetleyelim izleyicilerimize. Şimdi şöyle ters orantılı bir durum var. Beşiktaş rakiplerine pozisyon verme noktasında yani gol pozisyonu verme noktasında en düşük takım ama yediği gol itibariyle bu orana en yüksek takım. Şimdi 10 gol yedi Beşiktaş. Maç başı normalde verdiği şey 0-8 olması gerekiyor. Gol pozisyonu şansı. Burada Ersin İlk çıktığı günden beri aslında yani Beşiktaş'ın kalesinde ilk gördüğümüz günden beri cepheden özellikle ceza sahası dışından gol yeme alışkanlığını bir türlü kapatamadı yani bunu geliştiremedi. Hani o noktada eksiği olan bir isim ama Ersin'in biz şampiyonluk sezonunda özellikle çok iyi maçlar çıkardı. Hani maçların kaderini değiştirdiği anları, sahneleri hatırlıyoruz. Şimdi sezona kötü başladı. Ya bu bir gerçek yani hani çok kötü başladı. Sahada konsantrasyonu yok gibiydi. Normalde biz hep Ersin'i böyle sahaya çok odaklanan, hırslı bir genç de olsa hani yaşının çok ötesinde oynayan bir oyuncu olarak biliyorduk ama bu sezon Ersin'de bir konsantrasyon eksikliği vardı. Ama transfer olamadığı için ama başka sebeplerle vardı. Görüşmeler yapıldı. Valerian İsmail Fenerbahçe derbisinde Ersin'i oynatacak. Burada Mert Günok 10 aydır yok. 10 aydır oynamayan bir kaleciyi Fenerbahçe derbisinde oynatmak hani Mert Günok da olsa büyük risk teşkil ediyor. Şimdi diyeceksin ki Ersin risk değil mi? Evet sezonu kötü başladı. Performans kötü ama sonuçta Ersin'in biz neler yapabileceğini de daha öncesinden biliyoruz. 20 yaşında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası kazanmış bir kaleciden bahsediyoruz. Dolayısıyla Ersin de bir moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu motivasyon kendisine sağlandı. Şimdi bu Olimpiyat Stadı'nda en son oynanan İstanbulspor maçında Ersin ıstıklarla birlikte sahadan gönderilmişti. Burada Fenerbahçe derbisinde tekrar taraftarın maç önü desteğiyle birlikte kendini bulması da ayrıca gerekiyor. Taraftarın da sahip çıkması lazım. Derbiler çünkü farklı atmosferler, farklı havalarda oynanır. Şimdi Beşiktaş pozisyon noktasında zaten pozisyon vermiyor. Nasıl bir önlem alacak derseniz, yani Dele Alli döndü. Acaba Dele Alli oynar mı soruları var ama Dele Alli 11'de oynamaz. Yani %90 diyeyim 11'de oynamaz. Çünkü fiziksel olarak tempo açısından eksikleri olan bir oyuncu. Burada önlem her zaman Josef de Souza'dır. De Souza oynatılacak savunmanın önünde ve Salih Uçan'la Gedson önünde oynuyor gibi görünse de Salih biraz Josef'in yanında oynayacak. Hücum rolü Gedson'a verilecek. Burada merkezi ikili tutmaya çalışacak. Yani bazı maçlarda biz sadece tek başına bir ön liberolu oynadığını görüyorduk. Josef ama Salih ama bazı zaman Berkay Vardar oynadı hatırlarsanız. Şimdi daha ziyade ikili olarak orayı cepheden şut gelmesini engellemeye çalışacak. Peki o gün sakatlıkların durumunu da sana sormak istiyorum. Özellikle Gezal konusu bir bilmeceye dönüşmüş durumda. Valerian İsmail aslında
zor olduğunu söyledi. Ama oyuncunun fedakarlık yapmak istediği, her şeye rağmen oynamak istediğine dair haberler aktardık bugün gazetelerde. Acaba ne zaman belli olur, ne zaman netleşir? Olursa bir yine hamle oyuncusu olarak mı Gezzal'ı görürüz? Onun dışında diğer oyuncuları da işte Redmond'u da konuşabiliriz istersen. Biraz sakatlardan da bilgi verelim. Raşit Gezzal dün bireysel olarak sağ çalışmalarına başladı. Hep ne zaman kramponlarını giyecek diye bekliyorduk biz. Çünkü uzun bir süreç oldu artık. Yani beklentiler böyle değildi. 2-3 haftalık periyotta ama daha fazlası oldu. Kramponlarını giydi. Sağ çalışmalarına başladı ama bireysel olarak. Takıma ne zaman katılacak? Ama bugün ama yarın. Yani gün be gün takip edilecek bir sakatlığı var. Bugün katılsa bile ben pazar günü derbide 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Yani Raşit Gezal'ın 11'de oynama ihtimali hani %1 ama yedek kulübesinde olma ihtimali biraz daha fazla. Yedek kulübesinde olabilir ama henüz bu da net değil. Sağlıklı bir Raşit Gezal yok ortada. Redmond için ise fotoğraflarda belki de görmüşsünüzdür. Eline özel bir bandaj yapılarak sahaya çıkarılabilir ama bu 11 olmaz muhtemelen ve yedek kulübesi olabilir. En azından zaten Valerian İsmail Redmond'u yedek kulübesinde bir hamle oyuncusu olarak tutmak istiyor. Onun da pazar günü durumuna bakılacak. Özel bandajla birlikte oynayabilir, oynayamaz. Geçtiğimiz sezon hani parmağı kırılan Kenan Karaman vardı hatırlarsanız, özel bir uygulamayla çıkmıştı. Ama Redmond'un biraz daha el tarak kemiği olduğu için daha fazla alanı kaplayan bir alçı gibi bir uygulama var. O yüzden engelleyebiliyor oyuncuları koşusunu vesaire dengesini. O yüzden antrenmanlarda vesaire durumuna bakılacak ama Redmond'un yedek kulübesinde olma ihtimali var. Çok hızlıca skor tahminini de merak ediyorum o gün. Yani herkesin çok gollü bir derbi beklentisi var ama tam böyle gollü derbi beklentileri arasında girdiğimiz maçlarda kısır maçlar izlediğimiz çok olmuştu. Böyle 4-5 gol atacak deriz, 1-1 biter falan. Ben Beşiktaş'ın şöyle bu sezon sadece bir tane kötü maçı var ama sanki defalarca kötü oynamış gibi görünüyor. Öyle algı oluyor. Ama sadece bir tane kötü maçı var. Ben taraftarlarla birlikte Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu ve 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Peki bunu not ettik. O gün Şahinoğlu çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, değerlendirmelerin için. Güzel bir gün diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ı da değerlendirdik. Şimdi yine bir ara vereceğiz ve saat başında yeniden buradayız. Sabahspor'unda 3. ve son saate yol durumuyla başlıyoruz. Evlerinden çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz ya da bizleri Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimiz için İstanbul trafiğindeki anlık duruma gelin şimdi birlikte bakalım. %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Yine yoğun diyebileceğimiz bir sabah trafiği sabah 9 itibarıyla. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de ama ikinci köprüde biraz daha yoğunluk olduğunu söyleyelim. Duyurulara şöyle bir göz atalım şimdi. Avrasya Tüneli, Anadolu Avrupa, sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Ekiplerin sevk edildiği söylenmiş. Diğer duyuruda da sahil yolu İstinye Sarıyer yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır denmiş değerli izleyenler ve dinleyenler. Tekrar edelim, sabah 9 itibarıyla İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Yol durumunu aktardıktan sonra Süper Lig heyecanıyla devam edeceğiz. Milli aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanacak. Yarın başlıyor maçlar. Programa yine gelin birlikte bakalım. 14.30'da Kasımpaşa Gaziantep FK maçıyla perde açılacak. Yine cumartesi saat 17'de MK Ankaragücü Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor, Trabzonspor maçları oynanacak. Saat 20'de Adana Demirspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Pazar 14.30'da Korendon Alanya Spor, Biteksen Giresun Spor, Demir Grup Sivas Spor, Atakaş Hatay Spor. 17'de Arabam.com Konya Spor, Hangi Kredi Ümraniye Spor maçları oynanacak. Saat 20'de ise dev derbi Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesini izleyeceğiz. Ve pazartesi saat 20'de de Vakars Fatih Karagümrük İstanbul Spor maçıyla 8. hafta tamamlanacak Süper Lig'de. Şimdi gelin dev derbi ile ilgili gelişmelere geçelim. Şimdi de bugünün 3. ve son Skype bağlantısını yapacağız Ümit Aktan'la. Ümit Aktan günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 8. hafta heyecanı başlıyor. Aslında bu hafta iki büyük maç var. Belki de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olmasaydı haftanın maçı olarak doğrudan değerlendireceğimiz karşılaşma Adana Demirspor-Galatasaray mücadelesi olacaktı. Çok kritik, önemli ve keyifli de geçmeye aday bir mücadele. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Buradan başlayalım. Şimdi çok renkli bir hafta sonuna denk geldik. Bu bir anlamda milli takımın iki skandal sonucunu ve tabii ki Stefan Kuntz'un durumunu unutturan, halının altına süpüren ve donduran bir hafta yaşandı. Yatıp kalkıp dua ettim ki Türkiye şu anda oynanacak bir derbiyle, Galatasaray'ın lidere gideceği bir deplasmanla, Başakşehir'in Ankara gücüyle oynayacağım müstakbel elektrikli bir maçla renkli bir hafta sonu yaşayacağımız için bunlar unutuldu, bir kenarda kaldı. Ama tekrar ısıtılıp ortaya gelecek gerçeklerdir. Yani Galatasaray açısından değerlendirirsek Antep'le, Konya'yla ve Adana Demirspor'la hep liderle oynayan ve lider değiştiren bir Galatasaray. Şimdi Adana Demirspor mücadelesine çıkacak. Açık oynayan, oynamaya çalışan, geride gömülüp de rakipten kapacağı topla kontratak futbolu benimsememiş, ileriye takım halinde gidip gelen bir takımla oynayacaklar. Zorlu bir maç oynanacak. Zorlu bir rakiple oynayacaklar. Ve maçın skorunu şimdiden tahmin etmek çok zor. Tabii ki kadronun içerisinde Icardi'ye rol verebilir. Ne kadar verebilir, ne kadar verimli olabilir? Gomis'le Icardi'yi değiştirebilir. Bu sefer Seferovic bir anlamda buzdolabına kaldırılmış oluyor. Orta alanda tabii ki 3 Türk'ü yerleştirme meselesi var. Kerem Yunus'u koyduktan sonra Abdülkerim ile orada veya Ömer'le bir çözüm üretebiliyorsunuz. Ama 3 oyuncu değiştirdiğiniz zaman Berkan'ı oyuna atmanız lazım geliyor. Bu durumda da yabancı oyuncuları çok aktif olarak ve çok büyük bir coşkuyla kullanamıyorsunuz. Bu da Adana Demirspor'un işine yarayacak bir hamle şansını, daha doğrusu Galatasaray'ın hamle yapamama ihtimalini ortaya koyduğu için 3 ihtimale de açık, zorlu bir maç oynanacak. Bir kere orası çok kesin. Aynı şekilde derbiye de değinirsek, derbi de öyle. Yani Beşiktaş'ın ne oynayacağı, nasıl oynayacağı belli. Ama bunu kimlerle oynayacağı belli değil. Şimdi Dele Alli'nin, Raşit Gezal'ın veya Redmond'un ne kadar süre alabilecekleri, aldıkları sürede de ne kadar verimli olabilecekleri, hem sakatlıkları mevcut hem bu sakatlıktan çıkmış oyuncular var. Dolayısıyla bir soru işareti. Ayrıca kalecisine idman değil de terapi uygulamak durumunda olan bir takım, ev sahibi Beşiktaş. Fakat bu terapiyi de uyguladıklarını zannediyorum. Terapinin son aşamasını maç başlamadan önce Beşiktaş seyircisi statta uygulayacaktır. Bu da oyunun kalitesine ne kadar yansır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe açısından bakarsak renkli, coşkulu, çok aktif hücum varyasyonları yapan, güzel ve şık goller atabilen, bol gol atabilen bir takım durumunda. Bu Beşiktaş karşısında ne kadar yansır onu bilmiyorum ama şayet Fenerbahçe savunmayı öne çıkarırsa, o zaman Muleka, Rozier kanadı, bu tarafta Enkudu kanadı çok etkili olabilir. Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Geride kabul ederse de bu sefer baskıyı kabul etmiş olacak. Oyunu 70 metreye yaymış olacak. Bu da bir başka zorluk olabilir Fenerbahçe için. Ama bunun üstesinden gelebilecek bir oyuncu zenginliği var. Beşiktaş'ın öyle değil. İşte bu sakatları ve oyunda ne kadar süre verim verebileceklerini bilmediğimiz oyuncuları kullanacağı için bir soru işareti. Fakat kendi saha avantajı, bir de Valerian İsmail'in daha tecrübeli, en azından bir derbi oynamış olma durumu var. Jorge Jesus'a ilk derbisine çıkacak. Dolayısıyla bu da bir kafa karışıklığına yol açabilir. Yani özetle senin de dediğin gibi bu hafta sonu bizi çok renkli ve üzerinde 2-3 gün bolca tepinebileceğimiz aksiyonların olacağı bir hafta sonu bekliyor.
Ben böyle büyük fotoğrafı değerlendirmeye çalıştım ama senin başka daha nokta sorun var mı bilmiyorum. İyi yaptınız aslında çünkü birkaç gündür sizinle yayınlarımızda bu iki maçı da değerlendirmeye çalıştık. Aslında o yayınları izlemeyenler için yeniden bir genel değerlendirme yapmış olduk. İzleyenler için de tekrar düşmemek adına bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum aslında. Üzerinde tepinebileceğimiz aksiyonu bol olacak karşılaşmalar dediniz. Acaba orada nasıl bir gündem şekillenebilir? Aslında onu sormak istiyorum. Zira milli ara boyunca biz şunu konuştuk mesela Beşiktaş kaybederse belki de Valerian İsmail için yolların ayrılabileceği, belki sorgulanabileceği bir karşılaşma olacak dedik. Şimdi Beşiktaş'ın kazanması kaybetmesi halinde, Fenerbahçe'nin kazanması kaybetmesi halinde acaba nasıl bir gündem şekillenir? Galatasaray Adana Demirspor'u mağlup edip liderlikten ederse nasıl bir gündem şekillenir? Acaba o karşılaşmayı Adana Demirspor'un kazanması halinde biz nelerden bahsederiz? Sonrasındaki tabloyu nasıl Şimdi görüyorsunuz? yani bütün bunları bir potaya koyup da değerlendirmeye çalıştığımız zaman ligin sonunu hayal edemiyoruz. Çünkü bazı takımların bay oynaması nedeniyle sağlıklı bir puan cetvelimiz olmadığı için topal bir lig yaşıyoruz. Dolayısıyla sanal liderler olabiliyor veya gerçek liderler gizli kalabiliyor. Bu topal ligin içerisinde bir de bir aydan fazla, 5 hafta kadar bir süreyle Dünya Kupası arası verileceğini de düşünürsek, biz bu ligin boyutunu, sezon sonu hayallerini ancak Ocak ayından sonra kurabiliriz, hayal edebiliriz ve bunları dillendirebiliriz. Ama bu haftanın iki teknik adamın da son maçlarının olma gibi bir ihtimal yok. İki teknik adam da yollarına devam edecekler. Fakat Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında iç sahadaki kaybı çok daha büyük ve derin bir yara açar. Bunun sıkıntıları, hesabı sorulur, taraftar sorar, yönetim sorar ve bu hesabı da birinin ödemesi gerekir. Yani böyle bir maçı 30 saniye kullanabildiğiniz bir Cenk Tosun'la oynamak başka bir şeydir. Bu tecrübesi vardır, bu gücü vardır. Cenk Tosun'suz oynamak başka bir şeydir. O zaman kafada şöyle bir şey var. Keşke o oynasaydı sorusu Beşiktaş için hep asılı duracaktır orada. Fenerbahçe için böyle bir sorun yok. Kim oynarsa oynasın belli bir verimin üzerine çıkabildiği için hesap sorma durumu yok. Bir de şu anda oynanan oyun taraftarını memnun ediyor, coşturuyor, tribünleri dolduruyor ve zevkli bir oyun oynanıyor. Ama tabii zorlu maçlar statüsüne girdiğimiz zaman genel resme baktığımızda Galatasaray bir Trabzon maçı geçti, bir Antep maçı geçti, bir Antalya deplasmanı geçti, bir Adana Demirspor'da geçerse büyük bir avantaj sağlar. Fenerbahçe ilk defa bir derbi geçecek, bir Konya maçı geçemedi. Şimdi böyle bir durum var ortada genel fotoğrafta. Beşiktaş ise olmadık maçlarda olmadık puanlar kaybetti. Mesela İstanbulspor maçı ağır bir yaraydı ve bayağı bir sorgulama dönemine girdi. Hem kalecisi sorgulandı, hem teknik adamı sorgulandı, hem de oyunu sorgulandı. Oysa bu takım o maçtan önce ligin en hızlı oynayan, en İngiliz takımı gibi oynayabilen, çünkü Premier Lig oyuncu sayısı da fazla olduğu için bunu becerebilen bir takımken birdenbire bu özelliğini yitirdi. Tabii ki bunda sakatlıkların, yenilen talihsiz gollerin diyelim ki her gol talihsiz bir şekilde yenir. Kimse talihli bir gol yememiştir futbol dünyasında. Dolayısıyla böyle bir sıkıntının içerisine düştü ve bunu ortadan kaldırabilmek için iyi bir fırsat bu haftaki derbi. Eğer bu derbiyi geçerse Beşiktaş kendine gelir, tekrar yarışın ön saflarında yer alır. Fenerbahçe için de iki zorlu maçı kaybetmek gibi bir tablo çıkar ortaya. Tabii yine hayal edemeyiz çünkü bu maçın bir de ikinci yarıda, yani Şubat ayında Kadıköy'de oynanacak bir versiyonu var. Eğer oraya kafa kafaya gelinmişse, Beşiktaş seyircisinin alınmayacağı bir Kadıköy versiyonunda başka bir fotoğraf çıkar. Yani ben hep büyük resmi görmeye çalışıyorum. Küçük resim bu hafta sonunda belli ki
Erman Toroğlu ile Ender Bilgin'e çok malzeme çıkaracak, saatlerce sürecek bir görüntü analizi programı üretebilecek bir potansiyel oluşturuyor. Ama büyük resim bana Mayıs ayını hayal ettiremiyor henüz. Peki şöyle bir detaya girmek istiyorum ben derbi özelinde. Özellikle iki takımın hücum güçleri acaba ne kadar belirleyici olacak? Ve Fenerbahçe'nin bu noktada kapalı bir kutu olmasını aslında biraz konuşabiliriz. Şimdi Valerian İsmail'in kimlerle oynayacağı belli ama onların nasıl bir performans göstereceği belli değil. Fenerbahçe'de ise özellikle Batshuayi acaba eski taraftarının karşısına çıkacak mı? Acaba bu atmosferden nasıl etkilenecek? O mu oynar, başka biri mi oynar, hangisi oynamalı? Bu gibi sorular da çok fazla gündemi meşgul ediyor bugünlerde. Evet. Şimdi sen benden bir teknik adam değerlendirmesi istiyorsun. Ben bir teknik adam değilim. Bu oyuncuların verileri ellerimde yok. Ama benim futbol görüme göre, anlayışıma göre Muleka Rozier birlikte oynatırsanız o kanattan Ferdi fazla gelemez. Bırakıp gelemez. Çok hücuma çıkarsa arkadaki boşluğu iyi değerlendirebilecek bir ikili var orada. Bu tarafa gelirsek Enkudu zorlayabilir o kanalda ama defansif katkısı zayıf olduğu için Muleka, Weghorst, Enkudu şeklinde bir ileri üçlü koyuyorum. Buraya oyunun sıkıştığı zamanda 89'da değil ama belki 60'tan sonra bir Cenk Tosun müdahalesi gelebilir. Çift santrfora bile çıkabilirsiniz Weghorst'la birlikte. Yani yükleneceğiniz zaman maç gidiyorsa böyle bir hamle şansınızı kullanabilirsiniz. Fenerbahçe açısından da Valencia'nın hareketliliği, o çok ıslak sabun gibi kontrol edilmesi, avuçlanması zor bir oyuncu olması bir avantaj. Bu da Beşiktaş defansının manevra yeteneği sıkıntılı olan oyuncularını zorlayabilir. Mesela bu maçta bence Muleka Rozier mutlaka oynamalı. Wellington ise 18'e bile girmemeli. Çünkü onun o manevra yeteneksizliği içerisinde Valencia ya iki penaltı alır, ya dört tane duran top alır, ya da basar gider arkadan yakalayamazsınız. Böyle bir şansı olur. O zaman ne olur? Tayyip Talha'yla veya Necip'le kimse oradaki ikinci oyuncu birebir kalmak durumunda kalır. Yani Wellington'u siliyorum. Rozier, Muleka'yı koyuyorum. Cenk'i de 60'tan sonra oyuna atmak gerekebilir maçın akışına göre. Beşiktaş için tek versiyon bu. Fenerbahçe için versiyon o kadar çok ki. Joshua King'le de oynayabilirsiniz. Valencia Joshua King yapabilirsiniz. Joshua King'in Norveç'ten geldiğindeki sakatlığı ne durumda? Tam bir bilgi sahibi değiliz ama yani orada çok renkli oyuncular var. Kaleyle çok fazlasıyla meşgul olan oyuncular var. Yeter ki onlara o top gelsin orta alanda veya İrfan Can Kahveci'nin sol ayağı çok fazla iş yapabilir, üretebilir. Şimdi bütün bunları kefeye koyduğumuz zaman maçı kafamızda oynamamız mümkün değil. İki teknik adam da oynayamıyor çünkü rakibinin kafasında nasıl oynayacağını bilmiyor. Ama şurası kesin, çok renkli, üzerinde iki gün konuşabileceğim bir maç olacak. Hele bu tür maçlarda ya 63 dakikada tacı yanlış vermişti diyerek onun üzerinden bir 20 dakika program üretebiliyorsak zaten malzeme bol demektir. Peki Ümit Aktan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben de aynı şekilde iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Ümit Aktan'la değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra geçelim Trabzonspor'a. Milli maçlar nedeniyle verilen araya kadar 12 resmi karşılaşma oynayan Trabzonspor bu hafta itibarıyla yeniden yoğun bir döneme girecek. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Gelin şimdi dün alınan sonuçlara ve bugünün programına bakalım. BC Grup A İnegölspor'u 2-1 ile geçti uzatmalar sonunda. Ankara Spor, Kepez Belediyespor'u 5-2 mağlup ederken Gümüşhane Sportif Faaliyetler Zonguldak Kömürspor'u tek golle geçti. Efeler 0-9 Soma Spor'u penaltılar sonunda elemeyi başardı. Ayvalık Gücü Belediyespor Kocaeli Spor'u 4-1 ile geçerken Baynet İnşaat Balıkesir Spor'da Hacettepe 1945'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hemen bugünün programına da bakalım. Bugün saat 13'te GMG Kastamonu Spor Nevşehir Belediyespor karşılaşma Aspor'dan naklen yayınlanacak. 14'te Adıyaman FK Bartın Spor,
Pazarspor, Mazıda, Fosfatspor. 14.30'da Niğde Anadolu FK Yomraspor, 1922 Konyaspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Yalovaspor, Serik Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor, Kırşehir Futbol, Kilis Belediyespor, Ankara Demirspor, Karaman FK, 15'te Eşin Grup, Nazilli Belediyespor, Gema Polimer, Şile Yıldız Spor, Çatalca Spor, Biteksen Sapanca Gençlik Spor, Ergeneveli Meşe Spor, Elazığ Karakoçan FK, Kuşadası Spor, Bulvar Spor, Sarıyer, Büyükçekmece, Tepecik Spor, Uşak Spor, Malatya, Arguvan Spor, HES İlaç, Afyon Spor, Amberçay, Eynesil, Belediye Spor, Likoins, Kırklareli Spor, Siirt İl Özel İdare, Karşılaşma Spor'dan naklen yayınlanacak. 17.30'daki Şanlıurfa, Karşıyaka mücadelesi de yine Spor'dan naklen ekranlara gelecek ve saat 20'de günün son maçı Bursa Spor Boyabat 1868 maçı da yine Aspor'dan naklen ekranlarınıza gelecek değerli izleyenler. Şimdi gelin Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda dün oynanan karşılaşmaları hatırlayalım. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmaları hatırladık. Şimdi bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. İkinci tur heyecanı devam ediyor Ziraat Türkiye Kupası'nda ve bugün de 4 karşılaşma Aspor'dan naklen ekranlarınıza gelecek. Hiçbir maçı, hiçbir özel anı kaçırmayın diyelim ve şimdi Sabah Spor'u noktalayacağız değerli izleyenler. Dün akşama giderek bakalım 90A programında dün akşam neler konuşulmuş, gelin birlikte izleyelim ve programımızı noktalayalım. Mutlu günler, hoşça kalın.